Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de evli arkadaşlar için nasıl form doldurulur onu işleyeceğiz. Bu son videomuz olacak. Evet, sayfamızı biliyorsunuz. Artık tekrarlamama gerek yok. Google'u arattıktan sonra dvprogram.state.gov adresine giriyoruz. Ve bu sayfa açılıyor karşımıza. Fotoğraf işlemlerini daha önce yapmıştık. İzlemeyen arkadaşlarımız varsa o videomuzu da izleyebilirler. Evet, formumuza buradan başla diyoruz. Form doldurma için arkadaşlar. Yine karşımıza güvenlik için bu güvenlik kodunu girmemiz gerekiyor. Hemen girelim. Submit diyeceğiz. Güvenlik kodunu girdikten sonra. Arkadaşlar normal ilk baştaki ilk formumuzu doldurduğumuz gibi doldurmaya başlıyoruz. Büyük harfle soy isim Özdel demiştik. Ali diyorum. Middle name'imiz yok. İkinci bir ismimiz yok. Cinsiyetimiz erkek. Bunu doldurun arkadaşlar, şunu da söyleyeyim baştan. Eşiniz de eğer lise mezunu ise eşiniz için de ayrı aynı bu şekilde doldurabilirsiniz. Bu sefer eşiniz için başlatırsınız. Yani ilk başta eşinizin ismini, bilgilerini girerek siz eşi olarak dahil olursunuz ve bu sefer iki tane şansınız olur. Bir kendi adınıza, bir de eşiniz adına iki tane şansınız olur. Hanginize çıkarsa oradan gelirsiniz arkadaşlar. Yani burada erkek ismi yerine eşinizin ismini yazacaksınız. Burada da cinsiyetini bayan olarak, kadın olarak seçeceksiniz. Devam edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi ben bir erkek doldurduğunu farz ederek devam ediyoruz. Özdel Ali dedik. Cinsiyetimizi seçtik. Sonra yine doğum tarihini giriyorduk. Ve burada dikkat ediyorduk arkadaşlar. Amerika'da ay daha önce geliyor. Gün daha sonra geliyordu. 07 demiştik. Temmuz ayı yani. 29. 1985 diye kafadan sallamıştık arkadaşlar. Yine burayı biliyorsunuz. Dördüncü kısımdayız şu an arkadaşlar. Dikkat edin. Nerede doğduğumuzu soruyor. Göztepe. Daha sonra arkadaşlar ülkeyi seçiyorduk. Hemen ülkemizi de Türkiye yapıyoruz. Nerede, hangi ülkede doğduğumuza dair. Burası otomatik geliyordu. 6 numara. Buraya dokanmıyoruz arkadaşlar. Daha sonra fotoğraf bölümüne geliyoruz. Kendi fotoğrafımızı yüklüyoruz önce. Daha sonra arkadaşlar 8. sıradayız ve ilk başı boş bırakıyoruz. Buraya doldurmuyoruz hiçbir şeyi ve sonra adresimizi giriyorduk. Burada Atatürk Mahallesi demiştik galiba. Daha sonra Benek Sokak 29 diye sallamıştık kafadan. City Town'a ne girmiştik? Göztepe. State yani il olarak da İzmir giriyoruz arkadaşlar. Daha sonra posta kodunu girmiştik. Onu da kafadan sallamıştık, şu an hatırlamıyorum. Daha sonra ülkeyi seçiyoruz. Adresimizin ülkemizi seçiyoruz. Bunu da seçtik. Şu an nerede yaşadığımız soruyor. 9 numarada arkadaşlar. Yine Türkiye diyoruz. Şu an Türkiye'de yaşıyoruz. Telefon numaramızı girmiştik. İstersek gireriz, istemezsek girmeyiz. E-mail adresimizi girdik. Küçük harfle giriyoruz buraya arkadaşlar. Sample. Bir saniye. Klavyeyi ben Türkçe yapmıştım biraz önce arkadaşlar. O yüzden değiştirmem gerekiyor. Sample gmail.com. Yani ilk formda doldurduğumuz gibi, bekar arkadaşlara doldurduğumuz gibi devam ediyoruz. Sample örnek demek arkadaşlar. gmail.com. Evet, burada da mezun olduğumuz okulu seçiyorduk arkadaşlar.
High school yazıyorum ben. Siz üniversiteyseniz üniversite mezunu olarak işaretleyebilirsiniz. Eğer ilkokul mezunu, ortaokul mezunuysanız ilk baştakini işaretleyeceksiniz. Ama bir dükkanınız olabilir, üstünüzde vergi levhası olabilir, tır şoförü olabilirsiniz vesaire. Bu tür belgeleriniz olur. %100 alırsınız diyemem. Ama alan arkadaşlarımız oldu. İlkokul mezunu olup da üstünde bir vergi levhası olan arkadaşlarımızdan 2010 yıllarında alanlar oldu, gelenler oldu vizesini. Sıkıntı şu an arkadaşlar şu, tanıdığımız, bildiğimiz arkadaşlarımız var. Türkiye'den 2 yıl önce Green Card çıktı ve ilk sıradaydı bu arkadaşlar. Maalesef ama maalesef sıra bir türlü gelmedi. İlk sıralarda olmalarına rağmen rakamları çok düşüktü. Maalesef gelemediler, vize günü vermediler arkadaşlar. Bunu da anlamış değiliz. Yine devam edelim arkadaşlar. 13'ten 13 numaradayız. Evlilik durumumuz soruyor. Burada biz evliyiz diyeceğiz. Amerika ile bir alakamız yok. Eşimizin bir alakası yok. İkinciyi seçiyoruz. Married and my spouse is not US citizen or US lawful permanent resident. Yani US citizen değil, vatandaşı da değil, oturma izni de yok. Bunu seçiyoruz. Daha sonra arkadaşlar İki tane çocuğumuz varsayalım ya da bir de diyebiliriz, iki de diyebiliriz. Kaç tane koyarsanız ona göre form gelecek. İki tane diyeyim ben. Continue diyeyim. Şimdi eşimin bilgileri gelecek arkadaşlar. İşte Özdel gireceksiniz. Soy ismi neyse eşinizin. Özdel. Ayşe. Diyelim ki ikinci bir ismi onun da yok. Ona da yine kafadan atalım. 6. ayın 15'i 1989 olsun. Buraya dikkat ediyorduk 13 numaraya çünkü ay önce geliyordu. Bayan olarak işaretliyoruz çünkü artık eşimizin bilgilerini giriyoruz arkadaşlar. Buraya yine doğduğu yeri yazıyorduk eşimizin. Ona da Karşıyaka diyelim. Yine doğduğu ülkeyi yazıyoruz. Evet, eşimizin fotoğrafını yüklüyoruz arkadaşlar. Burada eşimizin fotoğrafını yüklüyoruz. Eşimizin bir bayanın fotoğrafını da yüklediğimizi farz ederek. Şimdi arkadaşlar aşağı tarafta çocuğu soruyor. Aynı işlemleri tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Çocuklarımız eğer 21 yaşından küçük bekar olan çocuklarımızı yazıyoruz arkadaşlar. 18 yaşını geçmiş ve evli ise onları yazmıyoruz. Evli olan çocuklarımız yazmıyor ama 21 yaş altı çocuklarımızı, kız çocuklarımızı yazabiliyoruz. First name'ini yazıyoruz işte. Bedi diyelim. Orta ismi yok, ikinci bir ismi yok. Yine ona da bir gün verelim, ay verelim. Ocak'ta doğmuş olsun. 15'inde 2010 olsun. İşte kız erkek seçimini yapıyoruz burada da. Erkek olarak girdik. Onun da doğduğu şehri yazıyoruz. Göztepe diyelim ona da. Yine ülkeyi seçiyoruz. Çocuğumuz hangi ülkede doğduysa arkadaşlar. Aynı rutin şeyler yani yaptığımız hiçbir değişiklik yok. Çocuğumuzun fotoğrafını seçiyoruz arkadaşlar. Buradan çocuğumuzun fotoğrafını da seçtikten sonra. Şimdi ikinci çocuğa geliyor arkadaşlar. İkinci çocuğu da aynı şekilde dolduruyorsunuz. Kızsa kızı işaretliyorsunuz. Aynı şekilde devam ediyorsunuz. Yine onun da ülkesini seçiyorsunuz. En son fotoğrafını yüklüyorsunuz arkadaşlar. Onu da yapayım isterse şöyle. Ama fotoğrafı koymadığım için belki ilerle diyemeyebilir. Daha sonra continue diyoruz arkadaşlar. Sonra karşımıza işte bizim bilgilerimiz, eşimizin bilgileri ve iki çocuğumuzun bilgileri çıkıyor. Onları kontrol ediyoruz. Daha sonrasında en aşağı indiğimizde eğer her şey doğruysa submit diyoruz ve başvurumuzu yapmış oluruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bunu basayım. Bakın hata verecek. Çünkü bazı yerleri doldurmadım, fotoğraf eklemedim. Onun için hata verdi arkadaşlar.
Yani şöyle yapayım. Formalite icabı. Size göstermek amaçlı bu fotoğrafları da seçeyim. Bakalım bunun için ne diyecek, değil mi? Bir de o var yani. Özel. Ne diyelim? Fatma diyelim. Orta ismi yok. Ona da 09 olsun. 25. O da 2008 doğumlu olsun. Kız çocuğu olarak seçtik. Göztepe. Doğduğu ülkeye giriyoruz arkadaşlar. Adresi biz girdik. Onlara tekrar adres girmiyoruz. Fotoğraf seçiyoruz. Kız çocuğumuzun. Ben bunu artık anlıyorsunuz, biliyorsunuz. Formalite icabı koydum. Bakalım ne yapacak. Ben de merak ediyorum. Aynı fotoğrafları koydum, ne yapacak? Bakın devam etti. Yani aynı fotoğrafları koydum. Onları ayırt etmedi. Evet, burada arkadaşlar ilk etapta birinci sırada bizim başvuru biz yaptığımız için Özdel Ali erkek, doğum tarihi 85 July 29 olarak girmişiz. Göztepe, doğduğumuz yer, ülke Türkiye. Devam ediyoruz. 6-7 fotoğraf kabul edildi. Adresimizi girdik. Bunları kontrol ettik. Daha sonra telefon numarası, e-mail ve high school degree dedik. Lise mezunuyuz dedik. Sonra evliyiz dedik. Eşimiz Amerikan vatandaşı veya oradan oturum izni yok diye işaretledik. Daha sonra iki tane çocuğumuz olduğunu bildirdik. Arkadaşlar bu çocuk konusunda ben şöyle diyeyim. Ben iki defa Green Card kazandım. İkinci de geldim. Birinci de çocuğumun ismi olmadığı için formda aracı bir firma kullanmıştım 2003 yıllarında. Çocuk 2005 yılında doğmuştu. Çocuğun ismi olmadığı için ben 2007'de arkadaşlar vizemi alamadım konsolosluktan. Bununla da alakalı videolarım var. Sayfalarımı incelerseniz bunlara dikkat edin. Evet. Burada da eşimizin 13 numaralı eşimizin bilgileri geldi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sonra çocukların şeyleri bilgileri geldi. Devam ediyoruz. Evet, hepsini kontrol ettik. Bakın burada submit geldi. Submit yaptığım anda bu başvuru olarak gidecek ve karşımıza başvurumuz yapıldığına dair bir sayfa çıkacak ve o sayfadaki bilgileri alacağız, not edeceğiz. Ekran görüntüsünü alacağız. Hepsini kopyalayıp bir Word dosyasına atabiliriz. Daha sonra Mayıs ayında aynı başvuru yaptığımız sayfadan, yani bu sayfadan Green Card çıkıp çıkmadığını öğrenebileceğiz arkadaşlar. Evet, evliler için de arkadaşlar bu kadar basit. Formumuzu doldurduk. Benim Green Card'la alakalı çok tecrübelerim oldu. Başıma gelen olaylar oldu. Kanalımda bu videolar mevcut. İzlemek isterseniz araştırabilirsiniz. Konuları tek tek işledim. Dolandırıcı firmalardan tutun da işte başıma gelen ikinci Green Card kazanmam, 2007 yılında elenip 2008'de elenip 2010 yılında tekrar çıkması, 2011 yılında tekrar gelmemiz. Bunlara dair bilgiler verdim. Evet arkadaşlar, video çok uzamasın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinize bol şans diliyorum. Hakkınıza hayırlısı olsun. İnşallah nasip olur, kısmet olur. Çok arzulayan arkadaşlarımız için şimdiden hepinize şans diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.